İslam'a göre aile dediğimizde Bismillah'ı nasıl çekeriz hocam? Bir besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Fatih Bey, biraz evvel işaret ettiniz. Ateisti de, putperesti de, Hristiyanı da, Yahudisi de ailenin önemini son zamanlarda daha iyi kavradı. Neden kavradı? İnsanlar ellerindeki nimetler gidince kıymetini anlamaya başlıyor. Amerika'da ve Avrupa'da aile çöktü Fatih Bey. Acizane 20 senedir bendeniz bu konunun üzerinde çalışmaya gayret ediyorum. Mutlu Yuva isimli konferansımı yurt içi, yurt dışı 400'den fazla verdim. Maşallah. Aslında bir vaizin namaz, oruç, hac, zekat anlatması lazım. Niçin mutlu yuva daha çok istendi? Çünkü yuvalarda tahribat gittikçe arttı, huzur gittikçe bozuldu, boşanma gittikçe arttı. Çocuklar anneden ya da babadan mahrum büyüme durumunda kaldı. Aman hocam mutlu yuvayı anlat. Sözü şurada çivilemek istiyorum. Buyurun. Yuvanın önemini kavramayan dünyada kimse kalmadı ama maalesef işin %68'i gittikten sonra. 68 kesretten geliyor. O tahribat olup da elden her şey bitince meğer ne kadar önemliymiş noktası. Denmeye başlandı. Gözünü kaybedenin gözünün kıymetini anladığı gibi, ayağı kırılanın ayağının kıymetini anladığı gibi. Peki, herkes kavradı da ateiste sorsan bu aileyi nasıl kurtarırız? Kendine göre bir formül koyacak. Hristiyan vatandaşa sorsan kendine göre tekliflerde bulunacak. Yahudi kendine göre başka... Kardeşim onlar da derde deva değil. Ya Yaratanımız nasıl istemiş? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl tavsiye etmiş ve nasıl uygulanmış? 1400 yıllık mirasımız bize nasıl bir aile telkin ediyor? Hatta hocam diyoruz ya bazen sen Türkiye'sin büyük düşün diye. He. Aile teşkilatı ilk kuran Allah Teala Adem ile Havva validemiz. Evet. Bakıldığında bir aile olarak indirilmesi var. İlk yaratılışta, İlk yaratılışta aile, ya. Aile var. Evet. Efendim. Hani bu kadar defa... Hatta affınızı istirham buyurun. Edeceğim hocam. Buyurun. Ben arkadaşlara... Hazreti Adem Aleyhisselam'ın aile olmazdan evvel dünyada yaptığı işler hakkında çok bir bilgimiz yok. Tövbe etti diyoruz, dünyayı dolaştı diyoruz ama Adem'in safiyetini Aleyhisselam, ceddimizin o vasfını, özelliklerini ve bir nevi tarih diye İslam tarihi olarak bakıyorum ben de ona dinler tarihi. Hazreti Adem'den başlar. Aile hayatıyla ortaya çıkışı manidardır değil mi? Size tekrar arz edeyim. Efendim, ikimizin uzun süre dostluğumuz var. Aman efendim, bu lütfen bu şehadeti kıyamette de yapın. Estağfurullah. Eyvallah, eyvallah. Ben hazırım da siz de yapın. Hani espri de ortak noktamız. Malum Arafat'ta Cebelur Rahme var. O beyaz taşın orayı hacılara anlatırken. İşte Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz burada. Buluşmalar uzun sene birbirlerini aramışlar ancak burada buluşmuşlar deyince Karadenizli bir vatandaş dedi ki cepten niye aramamış? Cepten niye aramamış? Şimdi ailenin önemi kavrandı ama nasıl düzelecek diye sorduğumuzda herkes kendine göre bir şey tavsiye ediyor. Halbuki ölçü Allah'ın ölçüsüdür, Resulünün ölçüsü ve İslam'ın ölçüsüdür. Bundan sonra derim ki efendim bir tespitle başlamak istiyorum değerli izleyenlerimize. Bundan 70, 80, 90 sene önce Fatih Bey memleketimizde bir kıtlık hüküm sürmüştü. Kıtlığın ne demek olduğunu şimdiki gençler bilmez bile. Ne diye sorsanız yokluk veya azlık, zor bulunma. Piyasa durgun. Durgun piyasa. Piyasa durgunluğu. Piyasa durgun. Efendim vesaire zanneder. Efendim, oysa ki kelimenin anlamıyla yokluk çekilmişti. Anneler akşam çocuklarına yemek yapacak malzeme bulamıyor. Babalar tarlalardan başak topluyor. Akşam eve birkaç başak buğday getirirse hanım çorbanın içine atacak da buğday
tane olacak. Çok daha mahrumiyetlerin anlatıldığını ben biliyorum. Yaşamadım, bizden önceki nesil yaşamış. Rahmetlik babam, Allah hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin, dedi ki oğlum el kadar ekmek bulduk. Dört kişi bölüştük, dizlerimize kuvvet geldi. Ben bizzat babamdan dinledim. Bir mahallede bir radyonun olduğunu ben biliyorum Fatih Bey. Akşam haber dinlemek için onun başına toplanılır. Bendeniz 800 haneli bir nahiyede dünyaya geldim. Bir tane otomobil olduğunu hatırlıyorum. 50 doğumluyum. Bir tane otomobil vardı. Herkes başına toplanırdı. Maddi durum zayıftı. Ev sahibi olmak, apartmanda bir daireye oturmak, telefon insanların aklından bile geçmiyordu. Maddi durum böyle zayıftı ama anne anne gibiydi, baba baba gibiydi, evlat da evlat gibiydi. Boşanma denilen hadise 30 senede, 35 senede bir ya duyulur ya duyulmaz. Duyulunca da büyük yankı yapardı. Oradan günümüze gelirsek, bir mahallede bir radyo varken şimdi bazı evlerde birden çok televizyon var. Eşyaları yerleştirecek yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Dairelerimiz genişledikçe genişledi. Sokaklarda otomobili park edecek yer bulamıyoruz. Evet. Küçücük çocukların ellerinde cep telefonları, bilgisayarlar var. Var, 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 var ama şimdi de huzur yok. Nasıl oluyor değil mi? Evet. Yani rahatlık bunlarla oluyorsa, şimdi hepsi var. Çok niye daha mutlu yok? Olunması gerekirken tersine bir olay yaşıyoruz. Orada ben biraz sitem ederek, biraz beni dinleyenlerin dikkatini çekmek için dedim ki ya bu insanları eski yoksulluğuna mı çevirelim mutlu olması için? Elimden gelse de dedim şu erkekleri sabahleyin çamurun içine tarlaya, bağ bahçeye göndersem, kadınların bulaşık makinesini bozsam, çamaşır makinesini bozsam, elinde yıkasa, yemeği de kara ocakta çubuk yakarak pişirse, akşama herhalde birbirleriyle çekişecek halleri kalmaz. Acaba formül bunda mı? Bunda mı? Ha ben bunu bak hem sitem hem espri olarak söylüyorum ama bunu da bana çağrıştıran bir şey var. Hatırlar mısınız? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki içimden geçti ki birine emredeyim ezan okunsun. Ezanı okusun. Birine emredeyim namazı kıldırsın. Birine emredeyim odun toplatılsın. Ben de mazereti olmadığı halde cemaata gelmeyenlerin evlerini başlarına yakayım diye içimden geçti diyor. Yapacağından değil. Tabii. Efendimiz böyle. Rahmeten lil alemin. Fakat burada ne yapıyor? Camiye, cemaata iştirak etmenin önemini anlatmak için. Bu içimden geçti diyor. Bendenizin de zaten yapacak gücüm de yok. Yapamam da ama şu insanları mutlu kılmak için böyle yapsak acaba tekrar mutluluğa dönerler mi diye aklımdan geçti. Çünkü buna mecbur kaldım. Tespitim şu ki yurt içinde yurt dışında Fatih Bey, günümüz insanı nimet azgınlığı yapıyor. Nimet azgınlığı. Nimet azgınlığı yapıyor. Bu kadar nimet bu insana çok geldi. İşte bakın Allah-u Teala gözle görülmeyen, elle tutulmayan bir virüsle bütün dünya insanlara acizliğini anlattı. Arabalar parka çekildi. Dükkanlar kepenk kapattı. İnsanlar ailelerine çekildi. Ailelerine döndüler. İçeride yaşamaya başladılar. Bir şeye işaret ediyor Yaratanımız. Ey Ademoğlu sen yoldan çıktın. Yerin göğün askeri bana aittir. Ben gönderdim mi seni hizaya getiririm diyor. Allah vere de aklımız başımıza gele. Önce Rabbimizin, Efendimizin, dinimizin, ailemizin kıymetini bilmemize bu olaylar sebep ola diye arz ettikten sonra. Bu bile şu anda yaşanan ve gelecekte yaşanacak tüm musibetlerin, geçmişte yaşanan tüm hadiselerin aslında yine kalkış noktası olacak. Yani aileyi aslında sadece huzuru bulmayı kastetmiyoruz. Bunun önemini anlamak zaten bizi yine koruyucu hekimlik meselesi duymuştunuz ya. Evet. Koruyucu hekimliğimiz olacak. Aileyi hem önemini kavramak hem de üzerimize düşen vazifeleri mutlu olabilmek için kadın, erkek, evlat, ana, baba üzerimize düşen vazifeleri yapar hale gelirsek o nimetler Allah'ın mutluluğuyla beraber nimetler de bize tekrar dönecek. Bir kavim kendini değiştirmedikçe
Allah onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Ayet-i kerime malumunuz. Efendim, dedim ki eskiden ev alabilmek insanların rüyasına giriyordu. Araba sahibi olmak bir hayaldi. Şimdi bunları temin etmek kolay. Ama taksitli, ama peşin, ama kooperatiften, ama şurada. Şimdi insanların bir numaralı problemi nedir Fatih Bey? İki cümleyle özetlemek istiyorum. Mutlu bir yuvaya sahip olmak, mutlu bir yuvayı kurmak, onu ömür boyu sürdürebilmek. Yani o mutlu yuvayı bulduktan sonra ömür boyu sürdürebilmek. Çünkü insanın mizacında hocam, kaybolup gidici, elinde tutamadığı bir nimete insanın kalbi olarak tatmin olması mümkün değil. Yani al şu arabayı ama her an elinden gidebilir denildiğinde o arabayı her binişinde istim üzerindedir. Hazreti... Ebedi saadet olmadıktan sonra, o mutluluk ondan gittikten sonra başka bir tabirle, onun zaten ne zaman gidecek korkusu, onun yaşadığı mesut anları da silip getiriyor. Bu onun için deniliyor ya, insanı mutlu kılan şey ebediliktir. Bu da ancak cennette vardır. Cennete giren mümine şu kadar milyon sene sonra buradan çıkacaksın dese üzülür. Cehenneme giren kafire de şu kadar milyon sene çıkacaksın derse sevinirmiş. Niye? O azabın sonunun geleceğini düşünür. Bu nimetin elinden çıkacağını düşünerek üzülür. İnsana ancak sonsuzluk tatmin eder. Kur'an-ı Kerim'i biz ne olur günlük hayatımıza getirerek incelemeye, tetkik etmeye alışalım. Hazreti İbrahim takriben 3000 sene evvelden bize bir cümle gönderdi. La uhibbul afili. Ben geçicileri sevemem. Geçicilere bel bağlayamam. Beni ebediyet mutlu eder. Hiç ender hiçim, bütün kainatı birden isterim. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim. Dev sancılarımın budur kaynağı. İki üstattan iki nakilden sonra. Ana noktamız neydi? Mutlu bir yuvayı kurmak ve ömür boyu sürdürmek. 3, 5, 8, 15 sene sonra boşanmayla neticelenirse buna başarı deniyor. Şimdi bizi seyredenler, evlenecek çağda olduklarını düşündükleri insanlar varsa kaş göz ediyorlardı. Duyuyor musun hoca? Hadi hemen gidelim evlenelim falan diye. Bunun bir zamanı mı var? Zeminin mi var? Nasıl hocam? Arz edeceğim. Buyurun. Efendim, bunu bir cümleyle daha özetlemek istiyorum. Yani bugünümüz insanının en büyük problemi aile olabilmek, aile olarak kalabilmek.